Evet arkadaşlar, kampüste bu hafta çevre ve toplum, geri dönüşüm ve doğal miras konularına değineceğiz. AYT'de sona geldik arkadaşlar. Bu konu ile AYT çalışmasına son vereceğiz. Bu konumuzda geri dönüşüm konusunu göreceğiz ve dünyanın doğal miras diye bizlere bırakmış olduğu birçok eseri tanıyacağız arkadaşlar. Birinci olarak çevre ve toplum konusunda atıklar konusuna değineceğiz. Tabii ki ekosistemde doğaya dökülen atıklar kendi kendine yok olabilmekte maalesef değil arkadaşlar. Bugün doğaya atmış olduğumuz bir pet şişe, bugün doğaya atmış olduğumuz bir cam şişe, bunların hepsi doğada yok olma süreleri birbirinden farklılık göstermektedir arkadaşlar. Bunlarla alakalı okullarınızda birçok pano çalışması da mevcuttur. Eminim görmüşsünüzdür. Ekosistemde doğaya dökülen atıklar kendi kendine yok olabilmektedir. Ancak her atık türü farklı zaman aralığında doğada yok olmakta. Yani kaldırdığınız camı attınız, şey attınız, bir anda bunlar doğada yok olabiliyor mu? Hayır arkadaşlar. Hepsinin belli bir süresi var. Belli bir süre sonra doğada yok olabiliyor. Ama tabii bu süreler böyle bizim bir yıl, iki yıl ya da bir ay, iki ay değil. 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl. Yani birçok ürünün yılları birbirinden farklılık gösterebiliyor. Sanayi devrimi ile birlikte, yani ülkelerin sanayi üretimine geçmesiyle birlikte arkadaşlar, doğaya dökülen atık miktarı tabii ki artmıştır. Ve bu durumda bizim yaşamış olduğumuz ekosistem üzerinde sürekli bir baskı neden olmaktadır. Bakın bugün denizlerimiz plastik sorunuyla mücadele ediliyor. Bugün birçoğumuz tatillere gittiğimizde ya da kamp alanlarına gittiğimizde arkadaşlar, lütfen lütfen çevremize karşı daha da duyarlı olalım. Denizleri, doğayı, ağacı kirletmeyelim. Basit bir sahile bile gitseniz piknik yapmaya, çöplerimizi toplamaya özen gösterelim. Hatta evimizde bile çöplerimizi ayrıştırmakta fayda var. Atıklar, sıvı atıklar, gaz atıklar ve katı atıklar olarak 3 kısma ayırabiliyoruz. Bugün kanalizasyon suları, evsel atık yağlar, sanayi atık yağları, yine atık petrol türevi yağlar ve civa atıkları gibi biz bu grubu sıvı atıklar grubunda değerlendirmek mümkün. Bir diğeri gaz atıklar, yine sanayi tesislerinden çıkan gazlar, yine fosil yakıtların yanması kaynaklı, yine egzoz gazları ve metan gazı ve spreyler, bunların hepsi arkadaşlar gaz atıklar grubunda değerlendirebiliriz. Katı atıklara baktığımızda evsel atıklar var. Bunlar işte çöpümüze bugün hepimizin akşamları attığı yiyecek atıkları, tekstil atıkları, yine işte pazar atıkları, zirai atıklar, hayvansal ürün atıkları, bunlar evsel atıklardır. Ama bir de işte bazen binaların yenilenmesi bakımından önce binalar yıkılıyor. İşte binanın önünde bir sürü moloz yığını görebiliyorsunuz. Bunlar da inşaat atıkları, işte yıkıntı atıkları, işte molozlar, yine hafriyat atıkları, kül ve cüruf atıklar gibi inşaat kaynaklı atıklar da meydana gelebilmekte. Ve endüstriyel ve tehlikeli atıklar grubu da var. Bugün baktığımızda geri dönüşümde de var. Pil, işte bataryalar, aküler, elektrikli aletler, makina ve metal atıklar, işte plastik, ambalaj atıkları, radyoaktif atıklar, özellikle tehlikeli atıklar grubunda. Bunu da örnek verebiliriz, sanayiye dayalı. Tıbbi atıklar var, bulaşıcı atıklar, yine ameliyat atıkları, ilaç atıkları da hastanelerde de görürsünüz. Tıbbi atıklar diye bazı üniteleri, kısımları görebilirsiniz. Atıkları bu şekilde sıvı, gaz ve katı atıklar olarak gruplara ayırabiliriz. Dediğimiz gibi sanayi devrimiyle beraber doğaya atılan atık miktarı arttı. Bu durumda ekosistem üzerinde bir baskıya neden oldu arkadaşlar. Peki, sık sık duymuşsunuzdur, şu amblemi görmüşsünüzdür: geri dönüşüm. Birçok belediyenin başlattığı, birçok şehrimizin merkezinde gördüğümüz işte katı atık, sıvı atık, cam için, plastik için, kağıt için farklı konteynerlar görebiliyoruz. Biz buna geri dönüşüm diyoruz arkadaşlar. Geri dönüştürülebilir atık malzemelerin yeniden kazanılması olayına geri dönüşüm değil. Yani ne diyeceğiz? Atmayın, geri dönüştürün. Slogan var sık sık. Geri dönüştürülebilir atık malzemelerin yeniden kazanılması olayına ben geri dönüşüm diyorum. Peki geri dönüşüm faydalı bir şey mi? Yani kim uğraşır bunlarla? Ya plastikti. Bunların hepsini neden tek bir kutuya atmıyoruz? Neden ayrıştırıyoruz? Çünkü arkadaşlar, geri dönüşüm atık miktarında azalmaya neden olur. Geri dönüşümle beraber enerji tasarrufu sağlarız. Geri dönüşüm sayesinde ülke ekonomimize katkı sağlamış oluruz. Geri dönüşümle beraber çevre kirliliğinin azalmasına katkı sağlamış oluruz. Ve var olan, hazırda var olan doğal kaynakların da korunmasına neden olmuş oluruz diyebiliriz arkadaşlar. Yani biz daha fazla daha fazla tüketip doğaya atacağımıza, geri dönüşüm yaptığımızda o ürünün yeniden üretilmesi için gereken doğal kaynağa talep azalır.
elimizdeki ürün yeniden geri dönüştürülerek yeni bir ürün haline getirilebilir. Bu yüzden de doğal kaynakların korunmasını sağlar arkadaşlar. Yani geri dönüşüm bir ülkenin ekonomisi için, çevre kirliliği için, doğal kaynaklarının korunması için çok çok önemlidir arkadaşlar. Geri dönüşüm Türkiye'de bu konuda epey bir yol kat etmiştir diyebiliriz. Evet, geri dönüşüm olayı ve atıklar olayını bir kenara bıraktık. Sırada doğal miras dediğimiz olay var arkadaşlar. Doğal miras nedir? Bakın bugün geçmiş kuşaklardan günümüze bizlere bırakılmış birçok şey doğal mirastır. Nedir bu doğal miras? Birçok jeolojik oluşum, jeomorfolojik oluşum arkadaşlar. Nesli tükenme tehdidi altında olan bitkiler, hayvanlar, bunların yetiştiği sahalar arkadaşlar. Biz bunlara doğal miras olarak örnek verebiliriz. Özetleyecek olursak, doğal miras alanlarına küresel değere sahip çeşitli jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları, nesli tükenme tehdidi altında olan bitki ve hayvan türlerinin yetiştiği sahaları örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Bakın, doğal mirasa örnek olarak Pamukkale travertenleri, ülkemizde Denizli'de Pamukkale travertenlerini herkes biliyordur. Tatil yöresi olarak travertenler yine yurt dışından da çok fazla turist çekebiliyor. Dünya tarafından da yine doğal miras listesinde bu yer alıyor. Biz UNESCO'dan bahsedeceğiz. Pamukkale travertenlerinin biz karstik bir oluşum olduğunu, travertenlerin hatırlarsanız birçok dış kuvvet, iç kuvvet konusunda bahsetmiştik. İşte karstik aşınım şekilleri, karstik birikim şekilleri vardı. Mağaralarda yine sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve travertenler karstik birikim şekilleriydi. Sudaki kalsiyum karbonatın yüzeyde çökelmesiyle oluşmuştu Pamukkale travertenleri. Bir diğer doğal miras alanı Hitit başkenti Hattuş'a arkadaşlar, Çorum'da yer alan önemli bir ören yeridir. Boğazköy, Hitit'in başkenti Hattuş'a, Boğazköy, Çorum'da önemli bir doğal mirastır, dünya mirastır diyebiliriz. Bir diğeri örnek olarak Sivas'ta yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası da doğal miras alanlarına ülkemizden bir örnektir. Adıyaman'daki Nemrut Dağı, yine heykellerini biliyoruz doğal miras olarak. Safranbolu şehrini Karabük'te yine örnek olarak alabiliriz. Tabii ki savaşıyla, tarihiyle ülkemizde söz ettirmiş Çanakkale arkadaşlar. Troya antik kenti, Troya ören yeri arkadaşlar. Çanakkale'de yer alıyor. Yine Çanakkale merkezde ve ören yerinde olmak üzere Truva atını da herkes tanıyordur, biliyordur. Tarihsel hikayesini de tarih derslerinizde dinlemişsinizdir. Troya antik kentte, Çanakkale'de doğal bir miras alanıdır arkadaşlar. Evet, doğal miras dediğimizde arkadaşlar bilmemiz gereken önemli notlar var. UNESCO'yu, biz bunun koruma altında olduğunu, UNESCO tarafından koruma altında olduğunu doğal miras alanlarını hatırlatalım. Dünyada doğal miras listesinde yer alan eserler en fazla Afrika ve Avrupa'dadır arkadaşlar. Türkiye burada yine Kyoto protokolü ile yine Ramsar sözleşmesini imzalamış bir ülkedir. Testlerde bunlar karşınıza gelebilir arkadaşlar. Sulak alanların korunmasına yönelik bir sözleşme ile yine kirliliğe karşı imzalanmış sözleşmelere Türkiye'de imzalamıştır diyebiliriz. Yine dünyada en fazla doğal miras listesinde eseri yer alan Afrika ve Avrupa kıtası olduğunu da bilelim. Arkadaşlar, Kyoto protokolü sera gazı salınımını azaltmak ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmek gibi kararların alındığı bir protokoldür. Türkiye'nin de bunda imzası vardır. Az önce söylediğim gibi Ramsar Sözleşmesi de sulak alanların korunmasına yönelik yapılmış bir anlaşmadır. Türkiye Kyoto protokolüne de Ramsar Sözleşmesi'ni de imzalamıştır. Bunu bu şekilde bilelim. Doğal mirasın korunması yönünde Türkiye çok fazla adım atmıştır. Sık sık günümüzde haberlerde işte Şanlıurfa Göbekli Tepe'yi de görebilirsiniz. Göbekli Tepe'yi duymayan varsa soruları da sık sık karşımıza çıkıyor. Gündemde de çok fazla, inanç tarihini epey bir geriye götürdü arkadaşlar. Normalde yerleşik hayatın Neolitik dönemle özdeşleştirmiştik. Ancak Göbekli Tepe ile birlikte bu tarih biraz daha geriye gelmiş oldu. Şanlıurfa Göbekli Tepe bir ibadethane burada keşfedildi. Evet, doğal miras geri dönüşüm konuları da böylelikle son buldu arkadaşlar. Gelelim geçen haftaki ödüllü sorumuzu çözmeye arkadaşlar. Bakın, geçen hafta ne anlattık? Birçok doğal kaynaktan bahsettik. Doğal kaynakların kullanımından bahsettik. Bunların oluşturduğu çevre sorunlarından bahsettik arkadaşlar. Geçen hafta da sizlere bir ödüllü soru bıraktık. Yukarıdaki verilen maddelerden hangileri çevre kirliliğine neden olmaz dedik arkadaşlar. Bakın, sırasıyla okuyalım. Fabrika bacalarına filtre takılması,
çöplerin türlerine göre ayrıştırılması, sanayi tesislerinin şehir içinde kalması, akarsu vadilerinin yerleşime açılması. Şimdi bakın, şurada zaten sanayi tesislerinin şehir içinde kalması bir hava kirliliğine, su kirliliğine, toprak kirliliğine neden olabiliyor. Ama işte birinci madde fabrika bacalarına filtre takarsan evet karbon salınımının önüne geçmiş olursun, azaltmış olursun, kontrol etmiş olursun. Çöpleri türlerine göre ayrıştırırsan geri dönüşümde fayda olur, ülke ekonomisine, çevreye fayda olur. 1 ve 2 çevre kirliliğine neden olmaz, 3 neden olur. Akarsu vadilerini yerleşime açarsan da yerleşime açmak demek insan arkadaşlar. İnsan ne yapacak bu akarsu vadisi boyunca suların kirlenmesine, doğanın tahribatına neden olabiliyor. Ancak 1 ve 2 çevre kirliliğine neden olmaz diyebiliriz arkadaşlar. Böylelikle sorumuzu çözmüş olduk. Gelelim son konumuzla alakalı ödüllü soru ile sizleri baş başa bırakmaya arkadaşlar. Bakın ne dedik? Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımını sağlamak ve gelecek nesillere daha temiz, daha güzel bir dünya hediye etmek amacıyla pek çok örgüt kurulmuş. Buna Greenpeace var, günümüzde Tema Vakfı var, bilmeyen yok. OPEC, KEİ gibi birçok örgüt var. Burada kısaltmasını verdik. Hangisi bu açıklamaya örnek olarak verilebilir arkadaşlar? Cevaplarınızı video altına yorum olarak bekliyoruz. Şimdiden başarılar, kolay gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim son konumuzun ödüllü sorusunu çözmeye. Doğal miras, geri dönüşüm gibi birçok konudan bahsettik. Sorumuzda ne diyor? Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımını sağlamak ve gelecek nesillere bu kaynakları temiz bir şekilde hediye etmek amacıyla dünyada birçok örgüt kurulmuş. Doğal kaynakları korumak amacıyla hangisi bu açıklamaya örnek olarak verilebilir demiş. Greenpeace arkadaşlar bakın bir çevre örgütüydü. Birçok alanda çalışması vardı. Fosil yakıtların önüne geçmek gibi, işte sulak alanları korumak gibi. Yine Tema Vakfı ülkemizde en aktif faaliyet gösteren örgütlerden biri. Tema Vakfı deyince aklımıza hemen ağaçlandırma, ormanlandırma, erozyonla mücadele gibi konular aklımıza geliyor. OPEC, petrol üreten ülkelerin üye olduğu bir birlikti. KEİ, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Karadeniz'de kıyısı olan ve olmayan birçok örgütün de üye olduğu bölgenin refah seviyesini artırmak gibi, bölgede istikrarı korumak gibi amaçlarla kurulmuştu. Buradan, bu açıklamalardan bakacak olursak doğal kaynak kullanımına saygı gösteren, onları koruyan iki örgüt var ama diğerleri ekonomik örgütler grubuna girebiliyor. Cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. Böylelikle de sorumuzu çözmüş olduk arkadaşlar.